Az evvel dediniz ya hani ikinci bir ismin daha transferini bitirmek istiyor diye. E tabii haliyle bu ikinci ismin kim olduğunu herkes merak ediyor. O isim Kaan Ayhan olabilir mi diye sormuş Fatih Bey. Ya şöyle şimdi stoper bölgesi için Kaan Ayhan, Marlon Bartra. Şu an bu üç isim ön planda olmak üzere görüşme yapılan birçok oyuncu var. Yani sadece bunlarla değil görüşme yapılan birçok isim var. Ama Kaan Ayhan'la ilgili durum şu. Rabzonspor Sasolo Kulübü'ne Oyuncu ile ilgili teklifini bir kez daha yaptı. Ancak İtalyanlar yine rakamı yeterli bulmadıkları için e, bu teklifi kabul etmedi. Trabzonspor çok ısrarcı. Oyuncu da Trabzonspor'a gelme noktasında ısrarcı. Ama yani Sassuolo kulübü gerçekten belki de bugüne kadar Trabzonspor'un transfer pazarlığı yaptığı ve belli bir noktayı aşamadığı en sıkıntılı kulüp olarak gözükebilir. Yani bir türlü esnemiyorlar yani talep ettikleri 6 milyon avroluk rakamda bir türlü esneklik yapmıyorlar. Şimdi Trabzonspor yönetim kurulu şunun kararını vermek istiyor. Biz bu parayı verip Kaan transfer edelim mi? Yoksa bu parayla farklı bir yatırım mı yapalım? Ama burada yani işi Kaan Ayhan'a sürükleyen en önemli nedenlerden bir tanesi de tabii ki yerli kural. Çünkü olası bir Uğurcan Çakır transferi olursa yurt dışına bir anda yabancı kaleci transferi gündeme gelebilir ve belki de o Kaan Ayhan hamlesi sizi çok rahatlatır bu noktada. Ama Uğurcan Çakır kalırsa takımda bu kez Stoper'de Marlon, Bartra veya farklı bir isim geldiğinde e, hiçbir zorluk çekmeden. Çünkü sol bekin Türk Orta sahada e, Dorukhan Abdülkadir Ömür'ün var. Yine e, kalede Uğurcan var. Yani birçok yerli alternatifin oluyor. Rahatlıyorsun. Bu kararı vermek için şu anda aslında bir e, karar açılmasında Trabzonspor. Ama Kaan Ayhan'ı istiyor mu? Çok istiyorlar. Ha teklif yaptılar mı? Kaç kez yaptılar? Ben açıkçası sayısını unuttum. Yani bu kadar bir oyuncu için bu kadar çaba sarf yani geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren bahsediyorum. Bir çaba sarf edildiğini de çok az görüyoruz. Ama Marlon mesela şu an bir geri dönüş yapsa dese ki tamam ben Trabzonspor'a gelmeyi kabul ediyorum. Şaktar Kulübü de Trabzonspor'un oyuncu kiralama teklifini kabul ediyorum derse e, Trabzonspor'un stoper bölgesindeki ihtiyaçlarını bir anda karşılayabilecek çok üst seviyede bir stoper oyuncusu. Dolayısıyla stoper olayı biraz uzayacak gibi gözüküyor. Yani Kaan Ayhan için hala her şey olabilir. Yani bir anda fiyat artırırsın veya Sassuolo bir şeyler değiştirir. Her şey olabilir. Ama ben bu ikinci transfer sanki stoper bölgesini değil de biraz daha farklı bir bölgeye olabilir diye düşünüyorum. Ama yanılabilir miyiz? Tabii ki yanılabiliriz. Belki bir saat sonra çok daha farklı bir şey de söyleyeceğiz. Onu göreceğiz. Benim esas beklentim forvet hattına yani bu transfer. Hacı Wright veya e, Güven Yalçın bu isimlerle de şu anda Trabzonspor çok e, net bir şekilde görüşüyor. Hacı Wright'in kulübü Trabzonspor'dan resmi teklif aldık değerlendiriyoruz açıklaması yaptı bugün tekrar Danimarka basında. Oyuncu Trabzonspor'a gelmeye çok sıcak bakıyor istiyor ama kulübüyle bonservis konusunda henüz tam bir anlaşmaya sağlanabilmiş değil. Güven Yalçın'a gelecek olursak oyuncu İtalya'dan da bazı kulüplerle görüşüyor ama maaş beklentisi çok yüksek Güven'in. Gerçi İtalya'dan bu maaşları alabilir mi? Bence imkansız. Yani Türkiye'de çok daha yüksek rakam kazanıyor futbolcular. İtalya'da Güven Yalçın'a bu rakamların verilebileceğini, tam orada da çok iyi kazanan oyuncular var ama orada iyi kazananlarla az kazananlar var. Orta seviye yok. Yani Bir uçurum var genelde arada. O yüzden Güven Yalçın olayı da hala çok sıcak. Rakamsal beklentisini biraz aşağı seviyeye çekerse bu transfer de olabilir. Ee, zaten Güven Yalçın da az evvel sorulan sorular arasındaydı chatbox'ta. Ben Tereze ile ilgili bir de şunu sormak istiyorum. Ee, Terzege, Hamşik, Bakasetas, Vişça. Çok iyi bir ileri dörtlü değil mi? Yani böyle. Yani ama Hamşik'i daha çok arkada oynatıyor hoca. Orada bakalım nasıl bir tercih yapacak. Belki e, sürpriz bir orta sağ transferi yapabilir Trabzonspor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Abdullah Hoca'nın şöyle bir beklentisi de var son gün. Ofansif becerileri yüksek olan, e, rakip ceza sahası içerisinde de oynamayı seven bir orta saha oyuncusu istiyor Abdullah Avcı. Çünkü defansif ortası olarak baktığımızda şu anda Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Siopis ve Marek Hamşik var. Hatta Hakan Yeşil var. Yani 5 oyuncu var şu anda burada Trabzonspor'un. O yüzden oraya aynı meziyetlerde bir oyuncu değil de daha çok Bakasetas'la veya Abdülkadir Ömür'le e, şu an takımdan ayrılmadıkları için bunu söylüyorum rekabet edebilecek bir oyuncu transferi yapma düşüncesi var Trabzonspor. Ama burada iş dönüp dolaşıp şuna geliyor tekrardan yabancı kuralı. Şu an Trabzonspor'un 16 yabancı oyuncusu var. Mevcut oyuncularına lisans çıkartabilmesi için en az 3 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor ki 3 de yetmiyor aslında. 4 oyuncuyla ayrılması gerekiyor. Çünkü bir oyuncunun 97 doğumlu ya da daha küçük yaşta olması gerekiyor. diğer 21 yaş altı faktörü de var ama o bambaşka bir kriter zaten. Dolayısıyla şu an biraz yabancı kuralı elini kolunu bağlıyor Trabzonspor'un. hattı efsane yani rakiplerdeki kadro yapılanmasına bakıyorsun Trabzonspor'unkine bakıyorsun kağıt üstünde çok iyi gözüküyor ama kimin ne kadar katkı vereceğini bilemiyorsun. Sezon başladığında bir anda sürpriz isimler ortaya çıkıp çok farklı seviyeleri de gelebiliyor yani. Fenerbahçe'nin de kadrosuna kattığı mesela e, isimler çok değerli. Beşiktaş da yine bu sene iyi yatırım yapıyor. Henüz Galatasaray çok bu piyasaya girmemiş gibi e, gözüküyor. Ama bu şunu işaret ediyor ki son bu sene lig daha çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. Geçen seneden daha farklı bir lig izleyeceğiz diyebiliriz o halde. Biraz ya ben biraz. Öyle, benim beklentim o yönde. Bu sene daha çekişmeli, daha zorlu bir lig bekliyor. Anadolu takımları da Trabzonspor'un izlediği transfer politikasının verimliliğinin farkına vardı. Yani kamp başlamadan yapılan transferlerden alınan verimin çok daha önemli olduğunu gördüler. Onlar da lig başlamadan birçok bölgeye transfer yapmaya başladılar. O yüzden çok güzel bir lig bizi bekliyor açıkçası. Hem fikrim. Bu arada hani onu da belirtmek isterim. Şöyle bir chat chatbox'a bakayım. Burada epey e, yorum var. Size selamlarını iletenler var. İyi dileklerini iletenler var. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu arada ilginiz için. E ee, Bey'in bir sorusu var. Transferler yapılıyor. Çok mutluyuz. Alioski ve Yusuf Demir transferleri olur mu acaba demiş. Yabancı kuralı. Yani yabancı kuralı varken nasıl yapacaksınız ki? Ya tamam sol bek aldı şu anda Eren Elmalı sol bek. Densfil o bölgede oynayabiliyor. Larsen o bölgede oynayabiliyor. İsmail Köybaşı var. Yusuf Erdoğan o bölgede oynayabiliyor. Bu kadar 5 tane sol bek var ve hala Alioski istiyor taraftar. Çünkü taraftar ister doğal olarak. Kadro kalitesini daha da artmasını ister. Ama Trabzonspor yabancı transferi yapacaksa bu hakkının bu kadar yoğunluğun olduğu bir yerden yapmaz. Daha farklı bir yere işi çevirmeye çalışır. O yüzden Alioski olabilir mi? Şöyle olur. Çok düşük bir maaşı kabul edecek ancak o şekilde olur. Çünkü 4.2 milyon avro kazanıyordu en son olduğu takımda. Şimdi serbest kaldı. Ne kadar gelecek Trabzonspor'a? Trabzonspor'un da bir maaş dengesi var. Yani bir bütçeyi 30 milyonu aşmaması gerekiyor. 30 civarı yanılmıyorsam. O rakamı aşmaması gerekiyor. Bunlar çok kritik kararlar. Yusuf Demir'e gelecek olursak Yusuf Demir de yabancı kontenjanında olan bir isim. Yani Avusturya milli takımını seçtiği için Türk statüsünde oynatamıyorsunuz. O da yabancı kontenjanıyla ama o 21 yaş altı kategorisine giriyor. Yani ama tercihi ne kadar burası olur? Çünkü Trabzonspor'da Cornelius var. Canini Semedo var şu anda forvet hattında ve yine transfer yapmaya uğraşıyor Trabzonspor oraya. İşte Hacı Wright olur veya Güven Yalçın olur hangisi olursa artık. Ayrıca Emrehan Gedikli var yine o bölgede olan. Dolayısıyla bir rekabet ortamı var zaten bu rekabette kaçıncı isim olmaya gelecek, kaçıncı tercih olacak? Bunlar e, çok kritik noktalar açıkçası. Ben fikrim. Bu arada e, İbrahim Bey diyor ki, e, neredesin? Çok özledik diyor sizin ya için. 6 gün izin yaptım bu arada. Sadece olmaz gün. Transfer döneminde izin yapılır mı? Asla olmaz. Ama bebek oldu yapacak bir şey. Allah'a çok şükür. Evet, evet. <laughs>